Yakınlaştıralım bir daha be. Görüyorsunuz abi sarı kızın tipini. Ay yerimsin. Şimdi bunları arkadaşlar şöyle şu şekilde çarpın. Ses gelecek şimdi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sümüklü böcek topluyoruz. Sümüklü böcek dedim. Aa şu salyangoz. Neden topluyoruz şimdi açıklayacağım. Başta da gördüğünüz gibi Nisan ayına özel. Arkadaşlar şimdi size bir kısa bir bilgi vereceğim. Atalarımdan gelen bir bilgiye dayanarak 10 tane salyangoz toplayıp bunları konuşturmanızı sağlayabilirsiniz. Salyangozların biliyorsunuz isterseniz internetten araştırın ya da ben şuraya bir yere yapıştırayım. 90'dan mı 70'ten fazla bir beyni var. Eğer siz 10 tane salyangozu Nisan ayında birleştirirseniz bak sesim çıkmıyor. Hastayım ben. Sizin için video çekiyorum. Hani like atmak diyorum. Like. Yani buna inan cringe hareket yaptım. Like atmak diyorum. Arkadaşlar bunu şunun hatırı için like attım. Şu yeşilliğin hatırı için, tamam mı? Adamın asabını bozmasınlar. Dislike atanlar adamın asabını bozmasın. Like at. Sizin için ben burada hem video çekiyorum hem de bilgi veriyorum. Bugün bu videomda çok özel bir şey öğreteceğim. 10 tane salyangozu toplayıp nasıl insan konuşturabileceğinizi göstereceğim. Bu çok özel bir video. Türkiye'de hiç rastlanmamış ama dünyada görülebilen bir video. Ve bunun hakkında hiçbir şekilde video görmedim ben Türkiye'de. Ama şöyle söyleyeyim sizlere. Bu sümüklü böcek. Ben sümüklü böcek diyorum tabii ki. Bunu başta nasıl yazarım bilmiyorum ama. Bu salyangozlar bugün dediğim gibi 10 tane salyangozu toplayıp bunları nasıl insan şeklinde konuşturabileceğinizi göstereceğim. Bu çok zaman da almıyor. Böyle 10 dakikanızı 5 dakikanızı falan alıyor. Bugün size bunu öğreteceğim. Sizlerin de bir konuşan, gerçek insan şeklinde konuşan bir hayvanınız. Ama 10 tane toplamamız lazım bunun için. Hadi başlayalım. Başlarken de bu video deli bir like bekliyorum. Sizler için bu video bomba bir like bekliyorum. Paylaşın, her yere paylaşabilirsiniz. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu Mayıs ayına özel. Yani Mayıs'tan sonra oluyor mu bilmiyorum ama Mayıs ayına özel. Sadece Mayıs ayında olabilecek bir şey. Onun için olabildiğince hızlı bir şekilde yapmaya çalışın. Ben de sizlere yardımcı olayım ben bu videonun. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Bu videoya kaç bin like bekliyorum? 2000 yeter. Gönlüm tok, gözüm tok, benim like şeyim yok. Evet arkadaşlar o kadar yürümeme gerek kalmadı. Hemen birkaç adım uzaklığında şöyle görüyorsunuz. Bir tane canlı bir salyangoz var. Tabii bu çok küçük. Ben bunu ellemek istemiyorum. Küçük olduğu için bırakmak istiyorum. Bak bu da çok küçük. Bu küçüklere kesinlikle dokunmayın arkadaşlar. Onlar daha kendine zar zor bakabiliyor. Şöyle bakalım. Bak burada ne görüyoruz? Burada büyük bir salyangoz görüyoruz. Bunu alalım. Hayvanları gerçekten çok seviyorum. Hatta insanlardan daha çok seviyorum. Hayvan seven insanları seviyorum. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Hayvan sevmeyen insanları kesinlikle sevmiyorum. Yani ne bileyim kanım da ısınmıyor. Hiçbir şey de olmuyor. Buradan bir mesaj vermek istedim sadece. Ve bakalım. Bak şu hayvanı görüyor musun? Şu karıncayı ben yiyelim mi ya? Tabii ki yemiyoruz. O çok küçük yerse hemen ölür. Başka bir şey yiyelim. Abi bak. Çok gezmemize gerek kalmadı dediğim gibi. Burada büyük büyük salyangozlar var. Birincisi bu gördüğünüz gibi elimde. O ne lan? Ne değişik bir şey o. Arkovan olabilir. Bak bunu alabiliriz arkadaşlar. Bu görüyorsunuz boyutunu. Şimdi göstereyim. Bak bunu da alabiliriz. Şunlar küçük ya. Hem onların cinsi farklı. Şu cinslerden almıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Odaklar mı kamera? Hadi aslan kamera. Odaklarsın. Odakladı valla. Bak şu çok pislemiş. Bu gördüğünüz elindeki salyangozların yani sümüklü böceklerin. Ben sümüklü böcek diyorum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama. Çok beyni var. Bak şunu alabilirim ama cinsi farklı arkadaşlar. Cinsi farklı olmasın ona çok dikkat edin. Şu an elimde kaç tane var? Görebiliyor musunuz? 3, 4, 5. 5 tane daha bulmamız lazım arkadaşlar. 5 tane daha bulursak bunları konuşturabileceğiz. Tabii size gösterdiğim formülle konuşturabileceğiz. Şöyle çevireyim kamerayı. Orada bir küçük bir kadraj hatası yaptım. Kamerayı çevirirken konuştum. Onun için de özür dilerim arkadaşlar. Bir dakika. Yalnız nasıl bulacağız biz bunu? 5 tanesini bulduk ama hareket etmiyorlar. Bunlar uyuyor. Küçük bir bilgi daha vereyim bu salyangozlar hakkında arkadaşlar. Bu salyangozlar biliyorsunuz değil mi? Evet. Bunlar var ya. Bir yumurtladığımı yüzden fazla yumurtluyor bunlar mı? Oo abi bak bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu çok kocaman. Şöyle göstereyim. 6. Şöyle mü? Büyük değil ya. O kadar da büyük değil. Almak istemiyorum biliyor musunuz? Aslında onlar da alınır ama almak istemiyorum ben. Şöyle gidelim mi abi?
Aga hep görüyorsun değil mi? Yukarıda. Yukarıya çıkmış da. Şöyle göstereyim. Allah bak 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 bak. Abi birisi çıkıyor, birisi çıkıyor. Oğlum bak şurada şey açıldı, hazinesi açıldı. İşte tabii ki şaka yapıyorum, hazine değil onlar. Kulakla kamera. Ay yerim seni, tabii ki yemeyeceğim. Yani. Oğlum bize biraz daha fazlası lazım ama. Neyse şunları bir sevelim biraz. Yalnız ben ne kadar hayvan sevgisi bir YouTuber oldum. Böyle bu kadar hayvan sevdiğimi bilmiyordunuz değil mi? Bütün hayvanları severim ben. Bak birisi çıkmak üzere. En insan bunları konuşturmaya çalışayım çünkü birisi çok büyük. İnsan şeklinde konuşabilirler. Lan sesi duyuyorum sanki. Bunların birleştirmeniz lazım arkadaşlar. Bunların tek şeyi birleşip ne? Yalnız bir dakika. Tamam tamam bir dakika. 5 tane. Bir de şu boş olandan almamız lazım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Boş. Bunlar yeterli. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz elimdeki şeyleri konuşturacağız. Şunlar için de ayrı bir video gelecek. Bunların amacını da söyleyeceğim sizlere. Şöyle götürelim mi abi bunu? Güneşe mi götürsek? Güneşte çekim yapabilir mi acaba? Yok yok yok. Şu şekilde gidelim abi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi elimde tatlışlar var. Bu tatlışları insan şeklinde konuşturacağız. Tabii ben bunları kargalara yem etmeyeceğim. Başka bir yırtıcı hayvanlara yem etmeyeceğim. Şu gölge bir yere götürelim. Şimdi görmesinler. Abi şeylerini çıkarttı. Gözlerini çıkarttı. Şöyle koymak istiyorum. Bakın insan şeklinde. Ses duyuyor musunuz? Aa onun düşmemesi lazımdı. Şunları koyayım. Küsecek zaten. Şunu alayım arkadaşlar. Oo üstüme ne kadar çok şey düştü ya. Aga bak şimdi çıkmaya çalışıyorum. Tamam mı? Şöyle. Bak şununla ses yapıyorsunuz abi. Size göstereyim formülü. 10 tane topladım. Normalde bu kadar da yeter. Bakın cidden bu kadar da yeter. 5 tane de yeter ama siz yine de 10 tane toplayın. Ben size şey için gösterdim. Bunların şeyleri, beyinleri birleşecek birazdan. Şöyle yapın. Şu şekilde lan bırak onu. Bırak namussuz seni. Bak ne yaptı görüyor musun? Heh. Şöyle koyalım. Tabii ki bunlar hayvan abi. Ben namussuz diye de şey yapıyorum da şakasını yapıyorum. Şimdi bunları arkadaşlar şöyle şu şekilde çarpın. Sesi gelecek şimdi. Duyuyor musun? Merhaba. Merhaba. Ha, konuşuyor konuşuyor konuşuyor. Duyuyor musun? Ben Doğan. İsmin ne? Ben Serkut. Ben Serkut. Oha lan abi konuşuyor. Serkut. Arkadaşlar konuşturduk. Yalnız bunlar konuşmamayı öğretmen unutturmamak için sürekli şu şekilde yapmanız lazım abi. Bak görüyorsunuz değil mi? Hemen şey yapıyor. Neyse. Yaşın kaç senin? 973 yaşındayım. O abi konuşuyor. Bildiğiniz insan gibi konuşuyor lan. Dur abi ben ne soracağımı unuttum heyecandan. Şey ha şey sorayım. Senin annen baban nerede? Şşt, sana diyorum. Sana diyorum. Şşt, sarı kız. Annen baban nerede senin? Annelerimiz ölüyor. Aa. Anneler ölüyor. Anne ölüyor. Annesi ölüyormuş doğurduktan sonra. Yumurtladıktan sonra ölüyormuş. Kış üzüldüm valla. Peki bir şey soracağım. Babanın bilmiyor musun nerede olduğunu? Bizim babalarımız da yok. Abi doğru ya. Şimdi bunların babası şey yaptıktan, çekiştikten sonra annesiyle terk ediyor. Ondan. Tamam. Şimdi seni serbest bırakacağım. Zaten şu an serbest durumdasın. Görüyorsun doğadasın. Senden isteğim şu. Yok yanlış yeri çekiyormuşuz. Senden isteğim şu. Bu konuşma bizim aramızda kalacak tamam mı? Kimseye söyleme sakın. Arkadaşlarına söyleme sana diyorum tamam mı? Pişt sana diyorum.
Bir de şey, abonelerim, yani Doğan Göksu ailesinin sana selamı var. Sarı kız sana diyorum. Doğan Göksu ailesinin sana selamı var. Arkadaşlar, yorumlara selamlarınızı yazın. Bu gördüğünüz sarı kızla, sarı kız sizi anacak. Bir yerden, yani ne bileyim, duyacak. Bunların biliyorsunuz çok fazla, bizden fazla beyni var. Gidin isterseniz araştırın, bana inanmıyorsanız, ne bileyim. Bugün bunlarla konuştuk. Buna yardımıyla sarı kızla konuştuk. Şöyle göstereyim. Sarı kız çıktı. Sarı kız ne kadar tatlı. Şöyle yakın çekim alalım biraz daha. Şöyle yakınlaştıralım bir daha abi. Görüyorsunuz abi sarı kızın tipini. Evet. Sümüklü böcek diye ben buna diyorum. Normalde ismi salyangoz. Bunun içi boş, görüyorsunuz. Toprak var sadece. Ve içinde topraklar var. Neyse, şöyle şeyden zoom'dan çıkalım abi. Evet. Özgürsünüz artık. Biraz tuttum sizi. Özür dilerim bunun için. Size bir ödülüm var bunun için. Şöyle şu yaprağı verebilirim mesela. Mutlu oldunuz mu? Ha? Mutlu oldunuz mu? Şaka yapıyordum. Sizlere takipçilerimiz selamım var. Böyle size bir armağanım olsun. Yapacak bir şey yok. Elime bir şey ise yiyecek bir şey getiremem. Abi, doğanın gücünü görüyor musunuz? Bakın. İçinden çıktı. Odakla. Şuraya odakla. İçinden çıktı. Görebiliyor musunuz abi? Salyangozlar. Neredesiniz? O neymiş benim sayın? Anneymiş benim sarı. Sarı kız bir. Tövbe tövbe, estağfurullah. Hadi hadi ana, hadi hop.